İsrail ordusu Gazze'deki Han Yunus'tan çekilmek zorunda kaldı. İsrail Savunma Bakanı Yuav Galant, refaha saldırıya hazırlık iddiasıyla çekildiklerini açıkladı. Ancak Haaretz gazetesine konuşan İsrailli komutanlar gerçeği itiraf etti. İsrailli komutanlar savaş yorgunuyuz dedi. Filistin direnişi karşısında sahada tutunamayarak geri çekilen İsrail ordusunun ardından Han Yunus'taki yıkım görüntülendi tıpkı Şifa Hastanesi'nde olduğu gibi Han Yunus'taki Emel Hastanesi de İsrail tarafından kullanılamaz hale getirildi. Haftalarca devam eden İsrail bombardımanı hastaneleri, okulları, yolları ve sivillerin evlerini birer enkaz'a çevirdi. İsrail ordusunun Hamas ve diğer direniş güçleri karşısında ard arda aldığı yenilgilerin ardından İsrail halkı Netanyahu hükümetine tam anlamıyla isyan etmiş durumda. Ülkede her gün on binlerce kişinin katıldığı kitlesel gösteriler yapılıyor. Batı Kudüs'teki İsrail meclisi önünde toplanan Gazze'deki İsrail esirlerin yakınlarıyla onlarca destek verenlerden oluşan göstericiler esirlerin evlerine geri getirilmesi ve ateşkesin sağlanması talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler hükümetin istifa etmesini ve ülkede erken seçim yapılması taleplerini dile getirdi. 6 ayını geride bırakan 7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu'nda İsrail sıraladığı hedeflerin hiçbirine henüz ulaşamadı. <laughs> İsrail ordusu Gazze'deki Han Yunus'tan çekilmek zorunda kaldı. İsrail Savunma Bakanı Yuav Galant, Refah'a saldırıya hazırlık iddiasıyla çekildiklerini açıkladı. Ancak Haaretz gazetesine konuşan İsrailli komutanlar gerçeği itiraf etti. İsrailli komutanlar savaş yorgunuyuz dedi. Filistin direnişi karşısında sahada tutunamayarak geri çekilen İsrail ordusunun ardından Han Yunus'taki yıkım görüntülendi. Tıpkı Şifa Hastanesi'nde olduğu gibi Han Yunus'taki Emel Hastanesi de İsrail tarafından kullanılamaz hale getirildi. Haftalarca devam eden İsrail bombardımanı hastaneleri, okulları, yolları ve sivillerin evlerini birer enkaz'a çevirdi. İsrail ordusunun Hamas ve diğer direniş güçleri karşısında ard arda aldığı yenilgilerin ardından İsrail halkı Netanyahu hükümetine tam anlamıyla isyan etmiş durumda. Ülkede her gün on binlerce kişinin katıldığı kitlesel gösteriler yapılıyor. Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde toplanan Gazze'deki İsrail esirlerinin yakınlarıyla onlarca destek verenlerden oluşan göstericiler, esirlerin evlerine geri getirilmesi ve ateşkesin sağlanması talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler hükümetin istifa etmesini ve ülkede erken seçim yapılması taleplerini dile getirdi. 6 ayını geride bırakan 7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu'nda İsrail sıraladığı hedeflerin hiçbirine henüz ulaşamadı. <laughs>